İçler dışlar çarpımını yapmamız yeterli. Bakın hatta S yazacağım ve C yazacağım daha iyi görün diye. 21S eksi 3C eşittir S artı 2C. Böylece 5C eşittir 20S oldu. Ve arkadaşlar ne yapacağız? 1 bölü 4 eşittir. Her iki tarafı 5C'ye böleceğim. S bölü C yani aslında... Tanjant x'i 1 bölü 4 bulduk. Bu sorularda biraz zaten bu oranları bulmak için yapıyoruz. Herhangi birini bulunca zaten dik üçgende diğerini yaparız. Hemen dik üçgen çizeceksiniz. Kenara sayı verebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Oran buluyoruz. Tanjant x 1 bölü 4. 1, 16 daha 17. Kök 17 oldu. Böylece sin x arkadaşlar 1 bölü kök 17 gelir. B şıkkı. Birim çember üzerinde demiş. Burada yine... Pisagor yapmak gerekir arkadaşlar. Bakın şimdi birim çember üzerinde üçüncü bölgede bir noktanın koordinatları. Apsis ve ordinat için şu yorum yapacağız. Apsis ordinatın 3 katına eşitmiş. Buraya y dersek apsise de 3 y diyeceğim. Ve üçüncü bölgede koordinatlar negatiftir. Bir de bu birim çember tabii ki Pisagor'dan y kare artı 9 y kare eşittir 1 diyeceğiz. 10 y kare eşittir 1 y' de gördüğünüz gibi 1 bölü kökon oldu. y 1 bölü kökon ama tabii ki bu uzunluk olarak arkadaşlar koordinat olarak eksi 1 bölü kökon ordinat eksi 3 bölü kökon apsisi olmuş olacak. Bizden apsisi istediği için a şıkkı Açıyı fark etmek için eksi M'ye verilmiş. Bakın şimdi. Burası eksi m olduğundan m birim uzunluğunda. Burası m olduğundan m birim uzunluğunda. Bu 45 derecedir. Yine aynı şekilde şu hip, hipotenüs diyordum pardon. Apsis 1 bölü 2. Ordinat kök 3 bölü 2. Bu ne demektir? Bir dik kenar diğerinin kök, 3 katıysa bu 60 derecedir. 30, 60, 90'dır. Haliyle arkadaşlar 75 kaldı aradaki açıya B şıkkı. Tamamen aslında özel üçgen bilgisi. Trigonometri bile değil yani. Sıralama yaparken size tavsiyem hemen bunları açıya çevirin. Daha kolay görürsünüz. Bir de birisini diğerinin cinsinden yazmaya çalışın. Hepsini mesela sine döndürün. Hepsini tan'a döndürün şeklinde yani yapabiliyorsanız. Veya kos'a kot'a artık o size kalmış. Ama benim tercihim geldi kafam karışmasın diye. Sin'le tan'ı karşılaştırmak da daha kolay olduğu için. Sorularda kos'ları sine, kot'ları tan'a çevirmeye çalışıyorum. Burada kos 160. 180 eksi... 20. Önce ne diyeceğiz? Eksi kos 20. Bu çevirmeler de çok önemli. İndirgemeler yani pi artı alfa, pi eksi alfa, pi bölü 2 artı alfa. Sakın burada eksiğiniz olmasın. Çok hızlı bir şekilde yapmak gerekiyor çünkü. Kos 20 de arkadaşlar eksi sin 70 olacak. Çünkü toplamları 90 olunca birisi diğerine eşitti. Sin 240, 180 artı 60. Üçüncü bölgede sin negatiftir. Eksi sin 60. Kos 130. Ne söyleyeceğim? 180'den 50 çıkar. Ne yapar? E, 130 yapar. O zaman eksi cos 50. Bu da aynı zamanda eksi sin 40 olacak. Sonra sin 230. 180'den 50 fazla. Eksi sin 50 oldu. Şimdi arkadaşlar sinüs 0'dan 90'a giderken büyüyor. Bu yüzden normalde A en büyük derdim. Sonra arkadaşlar B derdim. Sonra D derdim. Sonra C derdim. Böyle yapardım. Ancak işaretler negatif olduğu için bulduğunuzun tam tersini düşüneceksiniz. En küçük A sonra B sonra D sonra C. Buna uygun cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Aynı açıda eğer dar açıysa arkadaşlar zaten karşılaştırırken hep dar açı yapmanız gerekiyor. Daha kolay anlarsanız dar açılarda aynı açıda tanjant sinüsten büyüktür. Örnek tanjant 45 arkadaşlar 1 iken Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Ve 45 ile 90 arası tanjant uçar birden büyük olur. O yüzden 45 ile 90 arasında ben tanjantla sin kosu karşılaştırmam bile bu aşırı büyük olur onlara göre. Çünkü birden büyük olduğundan dolayı. Böylece hemen burayı sin yapacağım. Ben tanjantla sin'i karşılaştırmayı daha güzel buluyorum. Doğru olduğu için değil. Bu da sin 20 olduğu için toplamları 2 sin 20. Kod 40 tan 50 olduğu için 2 tan 50. Yine Cos 40 arkadaşlar sin 50 olduğu için 2 tane sin 50. O zaman işte 2 tane 50 daha büyük. Yani sarı daha büyük arkadaşlar maviden. Mavi de yeşilden büyük olacak. Sebebi de sinüs ve tanjant 0 ile 90 arasında 90'a yaklaştıkça büyüyorlar arkadaşlar. Haliyle sarı, mavi, yeşil. B şıkkı. Burada formülde yerine yazacaksınız. Çünkü t saniye dediğine göre 90 saniyede dediğine göre yaz şimdi yerine sin 90 bakın 0.8 çarpı sin 90 yazayım formülde yerine artı 0.5 cos 90 eksi 1, 1 bölü 2 yani 0.5 böylece x eşittir sin 91'dir 0.8 ile çarparsak 0.8 cos 90 0'dır bir de burada 0.5'i çıkarırsak 0.3 olur. C şıkkı işte olay bu konum için. Birazcık Pisagor sorusu arkadaşlar bu. Trigonometriyi sadece şöyle kullanacağız. Önce size tabii şundan bahsetmem gerekiyor. Çemberde arkadaşlar bir kiriş merkezden bu kirişe dikindirildiği zaman kirişi ikiye böler. Bu bilgiyi bilmek gerekiyor bence. Ve bu şekilde böyle Pisagor yaparak biz bu kirişleri buluruz. Bundan dolayı bakın burada da aynı şeyi yapacağım. BC'yi böyle uzatacağım. Bir kiriş oluşturacağım. Merkezden kirişe bir dik indireceğim. Böylece burasına bana 20 vermiş. Yarı çap 10 verilmiş. Bakın küçük yarı çap. O zaman burası da 10. Şurası gördüğünüz gibi ters açıdan dolayı 60 derece. 90'ın karşısı 10 sa 30'un karşısı nedir? Yarısı 5. Bak kirişe indirdiğimiz yere kadar ne geldi? 5. Demek ki kirişin diğer yarısı da 25. Eğer kirişle ilgili bir şey sorsaydı 50 derdik. Bizden ne isteniyor? Yarı çap. Yarı çap için demin dediğim gibi böyle hipotenüs oluştururuz. Pisagor yaparız. 60'ın karşısı bu yüzden 5 köküçtür. Bakın bir kenar 5 köküç. Diğer kenarda artık 20 artı 5'ten 25. Şöyle bir dik üçgen geldi. Burası 25. Burası 5 köküç ve yarı çap büyük yarı çap R. R'yi bulurken 5 çarpı 5 olduğu için 5 çarpı 5'in karesi diyeyim artı 5 kök 3'ün karesi diyeyim. Niye biliyor musunuz? Paranteze alacağım. 5'in karesi parantezinde 25 artı 3 olacak 28. R eşittir buradan 5 çarpı 2 kök 7. Yani 10 kök 7'ymiş. Yarı çapın tamamı 10 kök 7 olduğuna göre şu yarı çap küçük yarı çap küçük çemberin yarı çapını çıkarırsak. X'e de 10 kök 7 eksi 10 kalır. Gördüğünüz gibi çember ve Pisagor yaptık neredeyse. A şıkkı. İki tane ayrı trigonometrik fonksiyon üst taraf ve alt taraf şeklinde ve bu içerideki kumlar da açıları temsil ediyor. Örnek burada uyduruktan söylüyorum. Burada 70 tane kum var, burada 20 tane kum varsa yukarısı 70 derece aşağısı 20 derece gibi düşünün. Toplamları 90'mış çünkü. Şimdi buna göre onu da nereden anlıyoruz? 0 ile pi bölü 2 arasında diyor arkadaşlar bu kum x haliyle a bölmesi cos x ise b bölmesi sin x'tir. Aynen çünkü arkadaşlar birisi artarken diğeri azalıyor. Hangi durumda var 0 ile 90 arasında bu? Sinle ile cos tan cot haliyle arkadaşlar a bölmesi cos x ise b bölmesi secant x'tir. Aynen çünkü cos x 1 bölü sin x demektir. Yine secant x de arkadaşlar 1 bölü cos x demektir. Biri artarken diğeri yine azalır. A bölmesi tan x ise B bölmesi kot x olmalıydı. Bu yanlış olmuş. Cevap 1, 2, C şıkkı. Soruda hemen şunu bahsetmem lazım. Normalde çemberde 2 pi r alfa bölü 360'tır. Yarı çap birden farklı olduğunda bu formülü kullanmak lazım yay uzunluğu için. Ama yarı çap 1 ise zaten arkadaşlar tüm yay 2 pi'dir. Sizin örnek olarak şuradan kopardığınız pi bölü 4'lük bir yay olsa Gerçekten bunun karşısındaki merkez açı da pi bölü 4 olacaktır yarı çap 1 olduğu için. Bu yüzden bu soruda da birim çemberde 11 pi bölü 5 derken aslında sana şunu söylüyor işte. Bunun merkez açısı da 11 pi bölü 5. Ben 11 pi bölü 15 ve burada 180 15'e bölündüğü için arkadaşlar pi'lerle uğraşmak istemiyorum. Çünkü daha gıcık geliyor açıkçası. Haliyle 180'e 15'e böl 11 ile de çarp 132 dereceymiş. Neden böyle bir şey yaptım? Kiriş uzunluğu bulacağız. 1 burası da 1. Hemen kosinüs teoremi 1 artı 1 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kos 132 eşittir. CD'ye A diyelim A kare olsun. Böylece 2 eksi 2 kos 132 kök içinde arkadaşlar A yaptı. Hemen şunu hatırlayalım lütfen. 1 eksi kos 32 kos 132 2 parantezinde buradan nasıl kökten kurtulurum biliyor musunuz? 1 koslarda kosinüs 2 alfa yapma sebebidir. Bak şimdi buraya 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 66 yazarsan böylece ne olur arkadaşlar? Birler gider 2 sin kare 66 olur burası. Ve başında da bir 2 olduğu için artık bunu kök içinde 4 sin kare 66 olarak yazalım. 2 sin 66'ymış a'nın uzunluğu. Bu şekilde bu işlemi yapmak lazım. Aynısını burada da yapacağım. Pi bölü 30 hemen 180'i 30'a böl 6. Pi bölü 10 180'i 10'a böl 10, 18. 6 daha 24. Geriye ne kaldı? 66. Demek ki yay da 66'ymış. Bunu sadece yarı çap 1 olduğu için böyle yapabiliyoruz. Artık arkadaşlar buna göre şunu söyleyebilirim. 1 artı 1 yine cos teoremi. Eksi 2 çarpı 1 çarpı cos 66 eşittir b diyelim buna da b kare. karekök içine alırsak aynı alttaki yorumu burada da yaparsam iki parantezinde 1 eksi cos 66'yı nasıl yazacağım hemen? Şuraya 1 eksi 2 sin kare 33 yazarak böylece arkadaşlar yine eksiyi dağıtınca birler gidecek. Burası 4 sin kare 33 kök içinde ve bu da dışarı 2 sin 33 olarak çıkacak. Bu da artık B'ye eşit. Şimdi B'yi bulduk. A'yı da bulmuştuk. 2 sin 66 bunların oranını istiyor. 2 sin 66 A ah pardon. 2 sin, Allah Allah. 2 sin 66 bölü 2 sin 33. İkiler gitti. Sonra arkadaşlar sin 66 neye eşit? 2 sin 33 çarpı cos 33 bölü sin 33. Bunlar gitti. 2 cos 33. Şıklarda diyeceksiniz ama hocam bu yok. cos 33'ü neye eşitleyeceksin? sin 57'ye. Bu yüzden cevap C. 10 değer var. Bunlardan 7 tanesi farklı eleman olacak. Demek ki 3 tanesi aynı çıkması gerekiyor. O zaman arkadaşlar Şimdi 5 tane değer var. COS 27 tamam aynı. SIN 42 farklı. SIN 57 farklı. SIN 7 farklı. TAN 51 farklı. 5 tanenin üzerine 4 tane daha geldi. 9 tane eleman oldu. Olmaz. COT 27 aynı. TAN 63 ne ile aynıdır? COT 27 ile aynı. Geç. COS 80 SIN 10 aynıdır. Geç. 2 tane farklı değer var. Evet bu olur. 5 artı 2'den 7 gelir. COT 235 Nedir arkadaşlar bu? Kod e, pardon tan 35'tir. Tan 35 burada var. Geç. Kos 48 sin 42'ye eşittir. Evet. Kos 280 e, ne yapar arkadaşlar? 270 artı 10'dan 4. bölgede kosinüs pozitif sin 10'a döner. Bu da aynı geç. Sin 95 tan 102 farklı. Artı 2 değer eklendi. 5 2 daha 7 oldu gördüğünüz gibi. 7 farklı değer olmasını sağlaması için 3 tanesi aynı çıkmalıydı. 2 3 bu şartları sağladı. Cevap D şıkkı.